Mehmet Yılmaz T24. İliç'e bak, Kazdağları'nı hayal et. İliç'teki toprak kaymasıyla ortaya çıkan çevre felaketinin ardından altın madenciliğinin bir bölgede nasıl bir manzara yaratabileceğini fotoğraflardan, internet ve televizyon kanallarındaki videolardan görebildik. İlk dikkati çeken şey dev bir çukurun varlığı. Gerçeğini görmeden boyutların ne kadar büyük olduğunu tahmin etmek belki zor ama tamamen imkansız da değil maden alanı 200 futbol sahası büyüklüğünde. Çukurun derinliği ise 1280 metre. Maden faaliyet alanı 940 hektar. 9 milyon 400 bin metrekare yani. Burada bir ton kaya toprak haline dönüştürülüyor. Siyanörlü bir sıvıyla yıkanan bu toprağın içinden 1.7 gram altın elde ediliyor. Bölgedeki bakanların verdikleri bilgileri dinlerken 10 milyonlarca ton yıkanmış topraktan söz edildiğini duyuyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre Sabırla Deresi'nin olduğu yerde 5 milyon metreküp, maden ocağının olduğu yerde 1.2 milyon metreküp ve yukarıda asılı kalan ama yerinden oynamış 3.5 milyon metreküplük bir toprak kütlesi var. Şimdi çukurun büyüklüğünü hayalinizde daha iyi canlandırabilirsiniz. Minimum 10 milyon metreküp kaya ve toprağın içinden çıktığı büyüklükte bir çukur bu ve maden faaliyetine devam ederse bu çukur daha da büyüyecek. Yanlara doğru genişleyecek. İçinden çıkarılıp siyanürlü sıvı ile yıkanan ve her bir tonundan 1.7 gram altın elde edilebilen milyonlarca ton atık toprak çevrede bir yerlerde biriktirilecek. Sanayi Bakanlığı ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın yayınladığı sektörel araştırma raporunda MTA'nın İliçle ilgili verdiği bilgilere göre 71 milyon 600 bin ton içinden 100 ton altın elde edilecek. Yani iş tamamen bittiğinde geride dev bir çukur ve elde de 70 milyon tondan fazla siyanürle yıkanmış toprak kalacak. Bölgeye faydası 2500 kişiye maden faaliyette olduğu sürece istihdam sağlamakla sınırlı. Geri kalan her şey ama her şey bölge halkının aleyhine işliyor. Bölgeye zarar veriyor. Madenin faaliyete geçtiği 2011 yılından 2022'ye kadar üretilen altının toplamı 86.9 ton. 2043 yılına kadar 7 milyar 154 milyon dolar değerinde altın elde edilecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buradan alacağı pay 353 milyon dolar olacak. 173 milyon dolar da kurumlar vergisi alınabileceği tahmin ediliyor. Bu meblağa kötü para diyebilir miyiz? Kuşkusuz ki kötü değil toprağın altında bir değer ifade etmeden öylece duruyordu. Kazıldı ve çıkarıldı. Devletimiz de bundan 500 milyon doların biraz üstünde para kazanmış olacak. İlk bakışta çok karlı bir iş gibi görünüyor. Bilemiyoruz belki de değil. Çünkü her işte olduğu gibi bunun da bir alternatif maliyeti var ve o maliyet hesaplanmış değil. Çünkü o madencilik faaliyeti olmasaydı bölgede tarım ve hayvancılık açısından nasıl bir gelir yaratılabilirdi bunu bilmiyoruz maden tükendikten sonra kalan çevre felaketinin yol açacağı ekstra maliyetleri bilmiyoruz. O koca çukur ve işe yaramaz, tarım yapılamaz, atık toprak ne olacak? 71 milyon 600 bin ton kaya toprağa dönüştürülüp siyanürlü sıvıyla yıkanırken bölgenin suyu kullanılacak. O su böyle bir amaçla kullanılacağına tarımsal üretimde kullanılabilirdi. Ve üstelik her şey gösteriyor ki Türkiye küresel ısınma nedeniyle giderek çölleşecek. Suyumuzu böyle tüketmenin ve kalan sularımızı bu işlerle kirletmenin toplumsal bir bedeli yok mu? Kuşkusuz ki mühendisler bütün bunları kolaylıkla hesaplayabilirler. İliçi kaderiyle baş başa bırakıp gittiğimizde geride kalan yıkımla elde edilen paraya değdi mi sorusunun yanıtını da almış oluruz. İş işten geçtikten sonra yani. Doğası gereği İliçi'den daha ağır tahribata uğrayacak kazalarını Bergama'yı gözünüzün önüne getirin şimdi. Maden Mühendisleri Odası'nın çalışma grubu, Kaz Dağları'ndaki altın madeni ile ilgili yaptığı çalışmada şirketin 472 milyon 495 bin dolar kar edeceğini, devletin ise 52 milyon 980 bin dolar payla 22 milyon 287 bin dolar kurumlar vergisi alabileceğini hesaplamıştı. Bölgede açık ocaklarda altın ve gümüş çıkarılacak kazılıp siyanürlü sıvı ile yıkanacak toprak toplam 25 milyon 600 bin metreküp olacak. Yaklaşık 100 metre yüksekliğinde bir tepe yaratacak bir yığın. Bunun için bölgenin su kaynakları kullanılacak. 1200 kişiye kadar istihdam sağlanabileceği öngörülüyor. Altın madeninin işletmesi tamamlandığında 20 bin dönümlük bir alan il içte fotoğraflarını gördüğünüz alana benzeyecek. Çıkarılacak altından elde edeceğimiz kar buna değecek mi?